Teknobiyotik TV'den herkese merhaba. Bu videomuzda sahip olduğunuz bilgisayarla Photoshop'u ne kadar hızlı çalıştırabilirsiniz ya da hiçbir donanım satın almadan dizüstü bilgisayar ya da masaüstü fark etmeksizin Mac'te olabilir bu, yani Apple'da olabilir. Nasıl Photoshop'u daha hızlı çalıştırabilirsiniz? Bunlardan bahsedeceğiz. Bazı Photoshop ayarlarını sizlere anlatacağız. Videomuzda örnek olarak kullanacağımız Photoshop sürümü Photoshop 2020 CC en güncel versiyonu. Sürekli güncelleme çıkıyor zaten lisanslı kullandığınız takdirde. Şimdi burada yapmamız gereken en solda, hemen ben konuya giriyorum. File, dosya ve yanda düzenleme, edit bölümü var. İngilizce üzerinden anlatıyorum ama aynı ayarlara dikkat ederseniz Türkçesinde de yapabilirsiniz. Aşağı doğru geldiğinizde edit ya da düzenle bölümünde preferences ayarlar var. Burada genel ayarlardan başlayarak da gidebiliriz ama biz bu videomuzda performans ayarlarıyla mevzuya gireceğiz. Ve sona doğru bazı ara birim ayarlarından da bahsederek mevzuyu derinleştirmeyi düşünüyorum. Şimdi burada bellek kullanım bölümü var. Bellek bu cihazda bizim şu anda sahip olduğumuz dizüstü bilgisayar 7700 HQ güçlü bir Core 7 işlemci ve 16 GB belleğe sahip. Ayrıca 3000 MB bölü saniyeleri gören Samsung'un Evo 1 M2 SSD'si bulunuyor. O yüzden belleğin %70'i seçilmiş durumda. Yani 10 GB'lık bellek Photoshop'a verilmiş durumda. Ancak siz 8 GB ve daha aşağı bir belleğe sahipseniz belleğinizin %80'e yakınını Photoshop'a verebilirsiniz rahatlıkla. %80 diyoruz. Neden? Çünkü %20'nin de Windows'un kendi kullanımı, artı browser ya da tarayıcı ya da bizler gibi Illustrator, After Effects ya da Premiere gibi farklı uygulamalar kullanıyorsanız %70-80 bandında kalmanızda fayda var ki diğer programlarınıza da bellek yetebilsin. Eğer burayı köklerseniz %90'lar bandına sadece Photoshop'u kullanıyor olmanız lazım. Bu arada hemen sağ alt tarafta History States, Cache Level ve Cache Title Size diye bir bölüm var. Bu bölümde history bir eylemin geri gitmesini gösteriyor Photoshop'ta. Birazdan örnek bir dosyayla size bunları göstermeye çalışırım. Ancak ne kadar history state, yani yaptığınız hareketleri geçmiş olarak kaydederse bu bölüm o kadar fazla bellek ve cache, yani scratch disk dediğimiz bölümü kullanacaktır. Dolayısıyla bunların adedini azaltırsanız yanlış yaptığınızda geri gelme olasılığınız az olur. Ancak Photoshop'unuz hızlanır, sistem kaynağı az kullanılır. Yine burada da Tile size, yani cache'in partikül boyutu olarak bunu tabir edebiliriz. 2 ve yüksek optimum GPU performansı için gerekir demiş. Burada dediğimiz gibi bu ayarlara çok dokunmanızı şimdilik önermiyorum. Cache level'i de yine sisteminizin ayarlarına göre optimize etmeye çalışırsınız. Bu arada eğer Photoshop'u açtığınızda titremeler, donmalar ya da zoom in, zoom out ya da bir şeyi yakınlaştırıp uzaklaştırırken yani kırılmalar falan görüyorsanız o zaman muhtemelen grafik kart, ekran kartı kullanımı anlamında Photoshop başarılı bir eylem gerçekleştiremiyor demektir. Bu bölümü kapatmanız gerekebilir verimlilik açısından. Eğer bir sorun yoksa ve ekran kartınız da aktif değilse, şu anda bu bilgisayarda gördüğünüz gibi ekran kartı aktif edilebilir. Bu makinede GTX 1050 düz var ya da mobile versiyonu var diyelim, dizüstü olduğu için. Görmüş olduğunuz gibi Use Graphic Processor Accelerate Computation, yani yaklaştırma, uzaklaştırma, özel efektlerin ayarlanması ve piksellerin hesaplanması, Content Aware Scale gibi birçok efekt var. Onların hepsinin yapılmasında GPU'yu kullanıyor ki işler hızlansın diye. Burada Basic, Normal ve Advanced olarak 3 menü yer alıyor. 30 bit display açmak zorunda değilsiniz. Eğer özelliklerin sizde verimli olmadığını düşünüyorsanız, mesela anti-alias kenarlardaki kırçıllanmadır, pütürlenmedir de diyebiliriz. Bu vektör çizimlerde veya da bir şeye çok zoom yaptığınızda gözükür. Birazdan göstermeye çalışırız. Bunları tek tek de kapayarak ekran kartınızın daha stabil çalışmasını deneyebilirsiniz. Tüm bunlara okey dedikten sonra arkadaşlar, sisteminizin özellikle Photoshop'u daha hızlı çalıştırdığını görebilirsiniz. Ancak yine de cache tarafında da değinilmesi gereken bir bölüm var. Performansa tekrar gelelim. Aynı ayarlardan artık biliyorsunuz, edit, düzenle, altında preferences, ayarlar ve performans ayarlarına geldiğimizde burada scratch disk var hemen performansın altında. Eğer bizde şu anda C2 nokta diye bir M2 SSD'miz var. Oldukça boş alanı da var. 200 küsür GB'lık boş alanı var, belki daha fazla. Dolayısıyla herhangi bir boşluk problemi yaşamıyoruz. Ancak burada şunu hatırlatmakta fayda var. Eğer mekanik bir disk varsa, bu cache dosyaları yazılırken Photoshop şu mantıkla gider: kendi sahip olduğu dosyanın ya da açtığınız dosya boyutunun 10 katını
Scratch disk olarak, cache olarak diskinize yazar. Yani bellekten taşan bölümler sabit diskinize yazılmaktadır. Bu sebeple sabit disk olarak eğer external, harici bir sabit diskiniz varsa ya da kasanızda ikinci bir boş disk varsa bunu tamamen cache olarak atayabilirsiniz. Bu sayede sistem diskiniz dolmayacağı için işlemler sırasında bilgisayarınız yavaşlamayacaktır. Özellikle şunun altını çizeyim. Eğer 5 GB, 10 GB gibi çok büyük panorama fotoğraflarla veyahut da komplike, çok layer'lı, çok katmanlı çizimlerle uğraşıyorsanız kesinlikle cache bölümünde ayrıca bir diske ihtiyacınız var. Veyahut da en azından ayrıca disk seçecekseniz bile bunun da SSD olmasına, ucuz da olsa bir SSD, 240'lık, 120'lik bir SSD olmasına özen gösterin. Bu arada çalıştığınız dosya boyutunu da 10'la çarpmayı unutmayın. O kadarlık boş yere en azından ihtiyacınız var diyelim. Bu kısım önemli. Ancak benim bilgisayarımda, şu anda örnek olan bilgisayarda M.2 SSD ve çokça boş yer olduğu için C2 nokta kullanılıyor. Bu arada da diskinizin ömründen de yiyecektir. Bunu da hatırlatalım. Yani SSD disklerde belli bir yazma ömrü var. NAND flashların. Dolayısıyla eğer sürekli Photoshop'la çalışıyorsanız ve kasanızın içindeki SSD diskin ömründen de daha az harcanmasını istiyorsanız kesinlikle ayrı bir diski bu bölümde öneriyoruz. Evet, bunları uyguladıktan sonra bakın görmüş olduğunuz gibi GeForce GTX 1050 de şu anda geldi. Okey dediğimizde sistemimizin daha hızlı çalıştığını görüyoruz. Bunu şu şekilde herhangi bir boş dosya açarak gösterelim. Şimdi burada zoom in zoom out yaptığımızda şu sonsuza yaklaşma hadisesi vardır. Ekranda şu anda pikselleri görüyorsunuz kare kare. Bu kareleri gösterebilmesinin özelliği GPU computing açıldığında bu zoom efektinin bakın şu şekilde çok hızlı gerçekleşmesi bu sayede oluyor. Eğer GPU efektinin verimli çalışmadığını düşünüyorsanız kesinlikle ve kesinlikle GPU'nuzu aktif edebilirsiniz. Burada geldiğinizde Photoshop'un yeni ara biriminde şurada History bölümü var. History kaç tane eylem yaparsanız size onu gösteriyor ve ben tek tek bu eylemlerin içinde geri gidebiliyorum. Ancak burada şöyle bir durum var. Burada 50 ile limitliyiz şu anda. Photoshop normal geldiğinde başta da size söylemiştim. Toolbar değil, pardon. Edit, Preferences. Elimiz hızlı olunca Toolbar'a gidiyor. Buradan Performance'a geldiğimizde History'de 50 olduğunu söylemiştim size. Default olarak yani standart olarak 50 ile geliyor. Bu 50'nin sayısını azaltırsanız burada yapılan eylemlere geri dönme şansınız daha az olacaktır. Eğer çok detaylı illüstrasyon ve çizim yapıyorsanız bu bölümü 50'de bırakmanızda fayda var. Ancak 50'yi azaltırsanız da sistem belleğinin ve cache'inin daha az kullanıldığını söyleyelim. Bunun haricinde ara birim değiştirme ile alakalı bazı detaylar var size söyleyebileceğimiz. Mesela burada genel olarak genel bölüme geldiğinizde bu Disable Home Screen var. Açıkçası Photoshop'un yeni versiyonunun başlangıçta size thumbnail'lerle gelmesini sevmiyorsanız ya da Legacy Document Interface dediği geçmiş ara biriminin kullanılmasını istiyorsanız bu tarz çalışmalar şu sağ tarafta Photoshop Libraries denilen kısım ve dosyalar denilen kısmı çok büyütmeye başladı özellikle Cloud'la birlikte. Eğer Cloud fonksiyonlarının burada dev gibi gözükmesini istemiyorsanız Legacy Document Interface yani ara birimi ve yani eski doküman ara birimi ve buradaki Disable Home Screen dediğimiz bölümü tıkladığınızda başlangıçta o Home Screen ekranındaki dosyalar gelmeyecektir. Videomuzun başında görmüş olduğumuz. Bunun dışında Legacy Free Transform'da eğer alışık değilseniz yeni Transform Ctrl T yaptığınızda herhangi bir şeyin değişimine buraları değiştirebilirsiniz eğer eski Photoshop ara birimine daha aşinaysanız. Tüm bu ayarları yaptınız ve Photoshop'un yeterince hızlanmadığını düşünüyorsunuz ya da bilgisayarınızın donanımlarından yeterince verim almadığınıza dair bir fikriniz var. O zaman genel bölüme geldiğimizde bu ayarların tamamının Reset All Warning Dialogs ve Reset Preferences On Quit. Bunu tıkladığımız zaman arkadaşlar bütün ayarlar Photoshop'umuzda sıfırlanıyor. Bu sayede yapmış olduğunuz buradaki ayarların yanlış olması durumunda veya Photoshop'u yeniden yüklemekten kurtulmak istiyorsanız bazı errorlerle karşılaşıyorsanız burada Reset Preferences On Quit yani başlangıçta bütün Photoshop ayarlarının resetlenmesini seçerseniz tabi burada görmüş olduğunuz yerleşim, örnek dosyalar vesaire gibi pek çok şeyin sıfırlanacağını unutmayın. Ara birim olarak yaptığınız kişiselleştirmeler varsa mesela görüntü tarzında bunlar da sıfırlanacaktır. Ancak sorunun çözülmesi için yeniden Photoshop'u indirip kurmaktansa buradaki reset işleminde yapmakta fayda var. Umarız bu video faydalı olmuştur. Eğer beğendiyseniz
ve bilgisayarınızı, Photoshop'unuzu özellikle de hızlandırdıysa mutlaka videonun altına ne kadar hızlandığını duygularınızla beraber paylaşırsınız. Bu tarz videoları faydalı buluyorsanız ve daha fazla program ve teknik özellikle ilgili bilgilendirici video görmek istiyorsanız Teknobiyotik TV'nin altına, tabii ki videolarımızın altına yorum bırakabilirsiniz. Bu arada teknobiyotik.com'dan yapacağınız siparişlerle sisteminizi hızlandırabilir ve bu sayede gerçekten donanımsal bir hızlandırmayla Jet gibi bir Photoshop veya Premiere ya da hangi programı ya da uygulamayı, oyunu kullanıyorsanız hepsini daha hızlı çalıştırma imkanına uygun fiyata sahip olabilirsiniz. Teknobiyotik.com'dan yapacağınız alışverişlerin kanalımıza destek olduğunu hatırlatalım. Beğenip paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.